Hocam HDP'den bahsettiniz de HDP'nin açıklaması var önümde. Bir, hayatını kaybeden 13 kişinin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulunuyor HDP. Ancak barış ve demokratik çözüm diye bir başlıkla bildirisini sunuyor. Ve şöyle diyor, alıkonanların yaşamları rastlantılara ve çatışma ortamının insafına bırakılmamalı. Ailelerin ve kamuoyun talebine karşılık PKK elinde tutmaya devam ettiği kişileri salıvermelidir diyor. Yani HDP bir anlamda PKK'nın uyguladığı terörü kınamak yerine arada köprü olabileceği izlemini ya da imajını çiziyor. Bu bakış açısıyla Türkiye'nin terörün üstesinden gelmede HDP'nin bu, bu anlayışta bir katkısı olabilir mi? Şimdi Fatih Bey vaktimiz ne kadar var bilmiyorum ama şimdi HDP'nin PKK'nın kontrolünde hareket ettiği, davrandığı herkesin malumu. Örneğin, PKK liderlerinden Karayıla'nın Alman Frankfurt Algemeine sitesine bir röportajı vardı. Orada diyor ki bizim üç ayağımız vardır diyor. İşte söylüyor. Diğer ikisi Kürt Birliği, işte Irak'taki gelişmeler artı Türkiye'de HDP diyor. Yani net net yani HDP diyor. Bizim onayımız olmadan ne birini atayabilir ne de bizim irademiz dışında bir hareket gösterebilir. Buna HDP'nin yöneticileri tarafından bir karşı tepki gelmediği müddetçe algı da evet PKK'nın HDP'yi yönlendirdiği ve HDP'nin bütün politikalarını belirlediği yöndeki görüşün devam etmesine neden olacak. Burada önemli bir ayrım var. Bu sizin okuduğunuz açıklamada da köprü olmasından çok terörü reddetmesi gerekiyor. Yani ülke infial halinde hele hele bu son yaşananlardan sonra ve son dönemlerde özellikle HDP'nin kapatılmasıyla ilgili olarak yapılan tartışmalarda da sadece içeride değil dışarıda da bütün dünya takip ediyor. Yani Selahattin Demirtaş olayıyla, Kalı olayıyla Avrupa Birliği başta olmak üzere ABD ve bütün dünya Türkiye'deki gelişmeleri takip ediyor. O nedenle hem Demirtaş'ın hem de HDP'nin yöneticilerinin terörle aralarına e, somut mesafe koymadıkları müddetçe Türkiye'deki HDP algısı terörle birlikte hareket ettiği yönünde olmaya devam edecek ve bu ülkedeki uzursuzluğun da devamı e, niteliğinde olacak. O nedenle e, burada özellikle HDP'li e, yöneticilerin e, somut e, açıklamalar bulunmaları ve terörle aralarına mesafe koymaları lazım. Bu olduğu zaman Ayrı bir e, safhaya geçilir e, konuyla ilgili tartışmalarda ama bu olmadığı müddetçe e, oldukça e, zor diye düşünüyorum. Ve e, bu da tabii özellikle Türkiye'nin siyasal e, yaşamında e, istikrarsızlık anlamına gelecek. Yani Türkiye 2013-2014'lerde barış sürecini e, yapmaya çalışan e, ve gerçek anlamda çok büyük tavizler veren hem Avrupa Birliği'nin hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem de dünyanın gözü önünde herhalde dünya tarihinde bir terör örgütüne verilebilecek en büyük tavizleri veren bir hükümet olarak bu ne Sri Lanka'da söz konusu olduğu ne Latin Amerika ülkelerinde olduğu ne de başka bir yerde. Bu bir tek sadece ve sadece Türkiye'de yaşandı ve olumsuz sonuçlandı. Şimdi bu noktadan sonra Ele e, dünden beri yaşananları da göz önüne, bak, göz önüne aldığımızda ben e, ülkedeki tansiyonun ve gerginliğin daha da artacağını, HDP'nin herhangi bir şekilde e, net tavır koymaması e, durumunda e, siyasal partiler arasında da e, önümüzdeki günlerde büyük tartışmaların başlayacağını e, düşünüyorum. Tabii bütün iş e, hükümette yani hükümet hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem de Batı'nın diğer ülkelerine bunu bir şekilde daha somut olarak anlatmak zorunda. Anlatmıyorsa ki ben anlatacağını düşünüyorum mücadeleye devam edecek. Yani terör örgütüyle mücadele Türkiye'nin ulusal güvenlik stratejisinin olmazsa olmazlarındandır. Çünkü Türkiye sonuç olarak Birleşmiş Milletler'in 51. maddesine göre kendi sınırlarını ve vatandaşlarını korumak zorunda. Yani bunu e, Batı'nın veyahut da Amerika Birleşik Devletleri'nin anlayıp anlamaması ayrı bir e, tartışma konusudur. Bu e, onların e, bakış açılarında bir değişikliğe götürür mü, götürmez mi? E, onu göreceğiz ama büyükelçi yani Amerikan büyükelçisinin açıklaması şöyle bir açık kapı bırakıyor. Diyor ki, e, bizi inandırın. Ve biz de e, gereken önlemleri alalım. Şimdi burada Türkiye ile ABD arasında önemli bir güven sorunu olduğunu görüyoruz. Oysa Fatih Bey şu e, şunu söyleyeyim: 2007 yılında 5 Kasım 2007, e, o zaman Başbakan e, Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George W. Bushla görüştü ve e, Washington'da ve dışarıya çıktığında şöyle dedi hamdolsun istediğimizi aldık. Yani bu hamdolsun istediğimizi aldık demek aslında biz PKK ile mücadelede Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini aldık anlamına gelecek şekilde de yorumlandı. Ve zaten bu görüşmeden sonra barış süreci hızlandı. Türkiye'de özellikle Emo Balyoz operasyonu hem de diğer Türkiye'de iç politik açıdan da önemli tartışmalara neden olan gelişmeler ard ardına geldi. Ama barış süreci esnasında tekrar vurgulamakta fayda var. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa PKK ile ve onun türevleriyle deyim yerindeyse masaya oturuldu, konuşuldu. Bu Oslo müzakerelerini de kapsar, yani sürdürüldü. İşte Akan Fidan'ın yaptığı görüşmeler, e, Cumhurbaşkanı, o zaman Başbakan'ın yaptığı açıklamalar, e, yani PKK ile masaya oturuldu, e, İmralı'ya e, sürekli seferler yapıldı. İşte o zamanki e, HDP'nin e, siyasal e, temsilcileri, e, başta Sırrı Süreyya Önder olmak üzere e, hep e, gittiler, konuştular, haber getirirler. PKK'nın, e, yani Öcalan'ın kardeşinin televizyonlara çıkarılmasına kadar, varan, belki bugün açısıyla bakıldığında hata olarak görülebilen, o günkü süreçte ise barışın gelmesine katkıda bulunacak hareketler olarak davranılan görülen bütün bu olaylar sonuç itibariyle geldiğimiz nokta sıfıra sıfır, elde var sıfır. Türkiye'nin öğrenmesi gereken şey terör örgütleriyle net bir şekilde müzakere edilmeyeceğidir. Yani bu noktadan sonra Türkiye'nin ikinci bir e, barış sürecine girmesi çok zor gibi gözüküyor. Nasıl girebilir e, barış sürecine tekrar? E, EDP'nin PKK'dan e, ayrıldığına, PKK'nın politikalarını takip etmediğine e, inandırması lazım Türk kamuoyunu. Peki, yani hocam. işte EDP'nin 6 milyon oyu var, İşte onu devre dışı bırakamayız e, düşüncesi var. Peki 6 milyon oy var da ülke 84 milyon. Geri kalan 78 milyon ne olacak? Yani 6 milyon o yerine geri kalan o 78 milyonun çıkarlarını mı devre dışı bırakacak? Peki hocam, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Çok önemli bir şey söylediniz. Bu sözünüzü not aldım. Teşekkür ederim katıldığınız ve bilgi verdiğiniz için. Sağ olun. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa programı bitirelim. Yani ben hocama tabii şunu düzeltmek isterim. Osman Öcalan'la görüşmesi Büyük şehir seçimleri esnasında olmuştur. Çözüm süreci esnasında değil. Yani tabii ki önceki süreç o günün ruhuyla veya o günün hocamın değerlendirmesiyle söylüyorum. Doğru olarak kabul edilebilirdi ama bakıldığında bunu ilk defa yapmıyor. Aynı şekilde İstanbul seçimlerinde de yaptı. Son sözüm şu. Üzüntümde şu Hatay İdlib şehitlerimiz olduğunda Hatay valisini açıklattılar şimdi de Malatya valisini açıklattılar. Bir şehidimizin haber ve şehit haberleri vermeyi valiye yapıyorlar ama öbür türlü oyunu kendileri kuruyorlar.